Muda programında tanındıktan sonra erotik pozları ve skandal açıklamalarıyla dikkat çeken Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkındaki iddialar gündem oldu. Son dönemde OnlyFans gibi uygulamalardan aylık milyon liralar kazandıklarını iddia eden Bahar ve Nihal Candan'ın adı şu an milyonlarca liralık bir vurgun iddiasıyla anılıyor. Bir günden Timur Soykan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan bir suç duyurusuna göre, Bahar ve Nihal Candan'ın, sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğunun iddia edildiğini söyledi. Soykan'ın yazısına göre bu suç duyurusunda, Nihal Candan'ın hem çete liderinin sevgilisi, hem de kardeşi Bahar Candan ile birlikte örgütün gizli kasası olduğu iddia edildi. Yine Timur Soykan'ın iddiasına göre örgüt yöneticisi olan Onur Apaydın'ın adı, daha önce de sazan sarmalı iddialarıyla anılmıştı. Sazan sarmalı yöntemiyle milyonlarca lirasını kaybettiğini söyleyen kişilerin Nihal ve Bahar Candan'la ilgili iddiaları da dikkat çekti. Müvekkillerimiz bu ticarete girdikten birkaç ay sonra Bahar Candan Instagram hesabından bir sabah hesabına 12 milyon Türk Lirası aktarıldığını paylaşmıştır. Kendisinin de kandırıldığına dair algı yaratmaya çalışmıştır. Ancak kendisi ve kız kardeşi Nihal Candan organize suç örgütünün gizli kasasıdır hedef mağdurlara güven telkin etmek edilmesi amacıyla doktor, avukat, polis, sosyal medya fenomeni Bahar Candan Nihal Candan gibi birçok tanınır isimler aktif rol oynamaktadır. Bir yandan mağdur olduklarını iddia eden kişilerin suç duyurusuna göre, kendilerini dolandıran kişilerle yenilen yemek sırasında Bahar Candan'ın da masada olduğu iddia edildi aylık gelirinin 160 bin TL'den fazla olduğunu söyleyen Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan ise, OnlyFans'tan 100 bin Türk lirası kazandım demişti. Haberimiz bu kadar. Magazin içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.